7 Şubat 1993 tarihinde İncirlik üssünden kalkan ABD uçaklarının PKK'ya yardım dağıttığı açıklamasını yaptıktan sonra 17 Şubat 1993 tarihinde içinde bulunduğu Beechcraft B-200 King Air tipi uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Eşref Bitlis, Kuzey Irak'ta konuşlanmış durumda bulunan Çekiç Güç Kuvvetleri'nin Türkiye'den ayrılması gerektiğini ve ABD'nin Kuzey Irak'ta oluşturmaya çalıştığı Kürt Devleti'nin Türkiye'nin zararına olduğunu söylüyordu. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından birkaç defa hükümete şikayet edildiği iddia edildi. 17 Aralık 1992 tarihinde Çekiç Güç'e bağlı Amerikan savaş uçakları kendilerine bildirildiği halde Irak'ın Selahattin kentine gitmekte olan Bitlis'in helikopterine taciz uçuşu yaptı ve helikopteri inişe zorladı. Komutanlığı döneminde JITEM'in kurularak yargısız infazların yapılmasına ve itirafçılarla birlikte silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına karşı çıktığı da basına yansıdı. Yine uçağının düşmesi sonucu vefat eden Eşref Bitlis, ölümünden 7 ay önce kendisini gelecekte Genelkurmay Başkanı olarak görmek isteyen dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yazdığı son mektupta Kürt sorununa ilişkin şöyle yazmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı aliniz bu olaya müdahil olmalı. Aksi takdirde bölgede sonu alınamayacak ciddi risk ve tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz. 7 Şubat 1993 tarihinde İncirlik üssünden kalkan ABD uçaklarının PKK'ya yardım dağıttığı açıklamasını yaptıktan sonra 17 Şubat 1993 tarihinde içinde bulunduğu Beechcraft B-200 King Air tipi uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, uçağın düşüş sebebinin buzlanma ve pilotaj hatası olduğunu söylemiş. Ertesi gün Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada hiçbir bilirkişi ve teknik raporun olmadığı açıklandı. Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Armağan Kuloğlu tarafından kazadan yarım saat sonra hazırlanan bilirkişi raporunda Genelkurmay açıklamasını tekrarlamıştır. Meteoroloji raporunda belirtilen buzlanmanın uçağın seyrettiği irtifalarda beklenenden daha fazla kuvvetli olması ile uçakta mevcut buz önleyici sistemlerin pilotlarca zamanında devreye sokulmaması en kuvvetli ihtimal olmakla birlikte, devreye sokulmuş olması halinde ise arıza yapmış olabileceği, arızanın teşhisiyle manuel sistemin devreye sokulması için yeterli zamanın bulunmadığı veya devreye sokulan sistemlerin yetersiz kalması nedeniyle uçakta meydana gelen buzlanma şeklinde devam etmektedir. Kazadan 3 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden teşkil edilen 3 kişilik bilirkişi heyeti ise buzlanma raporunu vermiş olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kaza kırım ve uçuş emniyeti kurulu gibi düşünmeyecek, sabotaj ihtimali yüksektir diyecekti. Motor arızası ve sonuç olarak uçağın düşmesinde buzlanmanın etkili olduğunu gösteren yeterli delil ve tatminkar delil yoktu. Pilotaj ve bakın hata ve kusuru bulunduğuna dair deliller mevcut değildir. Uçağın düşmesine yol açan motor arızasında davalı firmanın dizayn ve yapım hatası bulunduğuna dair delil mevcut değildir. Sabotaj ihtimali gözden ırak tutulmamalıdır. Orgeneral Eşref Bitlis'in kamuoyunda tartışmalara neden olan ölümünün hemen ardından kendisine yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ardından Bitlis'in ekibi içinde yer alan Rıdvan Özden ve Bahtiyar Aydın gibi bazı yüksek rütbeli askerler de görevi başında öldü. Aynı yıl Türkiye'de derin yankı uyandıran Uğur Mumcu ve Adnan Kahveci suikastleri yapılmış, Bingöl Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 PKK pususunda yolları kesilen 33 silahsız er öldürülmüş,
Hemen ardından Alevi-Sünni çatışmasına sahne olan Sivas katliamı yaşanmış. Yine aynı yıl PKK saldırısında 33 sivilin katledildiği Başbağlar katliamı yaşanmış. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın Lice'de uzun menzilli tüfekle vurulması olayları arkası arkasına gerçekleşti.